Başımız sağ olsun abi. Hastaneyi aradınız mı? Evet abi, ambulans istedik. Pusat'ı ve diğer çocukları alsınlar. Cenazeye kadar hastanede gereken yapılsın. Tamam abi. Defin işlemleriyle seni ilgilen Erhan. Tamam abi. Tilkinin leşini de ortadan kaldırın. Abi. Ne oldu Cahit? Abi Abbas aradı. Gölge evin etrafını sarmış. Burada durup onları mı bekleyeceğiz Hüsnü Bey? Lütfen yerinize oturun. Buradan dahi savunma yapabiliriz. Yürgen. Bir hırsız hiçbir detayı atlamaz. Okey. Hadi. Anadolu ve profesörleri bir an önce istiyorum. Onları vurduk, kaçıyorlar. Kovalayalım. Abbas! Abbas dur! Abbas! Bana bir silah ver. Veremem Anadolu Hanım. İçeridekiler! Silahlarınızı bırakıp teslim olursanız size işkence etmeyeceğim. Beni duydunuz mu? İşkence etmeyeceğim. Bana silah ver diyorum sana. Onun eline düşeceğime şerefimle ölürüm daha iyi olur. Ver o silahı bana. Silahı size veremem Anadolu Hanım. Bir planım var. Beni öldürmeden size dokunamayacaklar. Thank you.
Sen akıllanmayacak mısın? Şeytanın gölgesi. Sizi çok özledim Sayın Selçuklu. Sizi yeni istasyonumda misafir etmekten şeref duyacağım. Ya gelmezsem? Gelmemekte özgürsünüz tabii. Tıpkı benim bu adamları vurmakta özgür olduğum gibi. Onların kılına bile dokunursan seni iki elimle boğazlarım. Anlıyor musun? Boğazlarım. Çek. Sen Polat'ın adamı değil misin? Evet. Yani hayır. Polat Bey'in hastanesinde bir süre bulundum. Fakat ben Anadolu Selçuklu Hanım'ın ekibindeyim. Ekipteki göreviniz beyefendi? Ben doktorum. Kafa doktoru. Anadolu Hanım bensiz yapamaz. Enteresan. Bunu da alın. Yürgen. Burayı yak. Abi Abbas yaşıyor. Abi mekanı bastılar, onları durduramadım. Kendini daha fazla yorma Abbas. Seni hastaneye yetiştireceğiz. Tamam, sık dişini Abbas. Sakın ölme. Emredersin abi. Yaşıyor mu? Öldü abi. Ambulans iste. Abbas yaşıyor. We'll be right back.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات ثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة Ağzınıza sağlık. Sağ olasın. Başınız sağ olsun. Sağ olun. İşte
Sayın Selçuklu, Babil'in yeni beyni. İstasyonumu nasıl buldunuz? Aynı senin beynin gibi. Büyük ama içi bomboş. Küstahlığınız bu sefer keyfimi bozamayacak. Burayı inşa ederken tarihten ilham aldım Sayın Selçuklu. Bizans kralı İstanbul'daki sarayını deniz kenarına kurmuş. Osmanlı padişahı Fatih ise sarayını Boğazı, Haliç'i ve Ayasofya'yı gören yüksek bir noktaya kurmuştur. Yani Bizans keyfini, Osmanlı ise tedbirini önemsemiş. Ama bunu siz daha iyi bilirsiniz Sayın Selçuklu. Açıkçası Osmanlı'ya hep imrenmişimdir. Bize tarih hocalığı yapmak için mi çağırdın buralara? Hayır. Sizi buraya yarım kalan işlerinizi bitirmek için getirdim. Şimdi söyleyin Sayın Selçuklu, benimle çalışacak mısınız? İşte cevabı. Sayın Selçuklu, siz beni anlamadınız galiba. İsterseniz anladığınız dilden konuşayım Sayın Selçuklu. Ah. Hayır, 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 dur, hayır. Eğer bana bir daha numara yaparsanız arkadaşlarınızı teker teker öldürürüm. Bu size son uyarım Sayın Selçuklu. Ah canım, iyi misin? İyi misin? İyi misin? İyiyim, iyiyim ben. Başınız sağ olsun. Başınız sağ olsun. Çok teşekkür ederim. Başınız sağ olsun. Başınız sağ olsun. Başınız sağ olsun. Sağ olun. Başınız sağ olsun. Dostlar sağ olsun. Erhan abi, bir şey soracağım. Sor gülüm. Babam Pusat abinin mezarına tesbihini bıraktı ya. Bu ne anlama geliyor? Pusat abinle bir hesabı vardı. Baban o hesabı kapattı. O anlama geliyor Elifciğim. Başınız sağ olun. Sağ olun. Başınız sağ olsun. Dostlar sağ olsun. Başınız sağ olsun. Dostlar sağ olsun. Merhaba. Elif de değil mi adın? Evet. Sizin adınız ne? Benim adım da Yusuf. Memnun oldum Yusuf abi. Başınız sağ olsun. Başınız sağ olsun. Başınız sağ olun. Sağ olsun. Allah taksiratını affetsin. Ben dışarıda bekliyorum. Tamam. Başınız sağ olsun. Dostlar sağ olsun. Başımız sağ olsun. Dostlar sağ olsun abi. Konuşabilir miyiz? Geliyorum. Yusuf'u ben çağırmıştım. Umarım bana kızmamışsındır. Hayır, kızmadım. Ama sebebini anlamadım. Ben gitmek istiyorum.
Nereye gideceksin? Konseye. Gideceğim ve her şeyin eskisi gibi devam etmesi için elimden geleni yapacağım. Onlar açısından hiçbir şeyin eskisi gibi devam edemeyeceğini biliyorsun. Denemeye değer. Yusuf onlar için çok önemli. Kolay vazgeçemeyeceklerini biliyorum. Ben de hala yanlarında olduğumu söyleyeceğim. Yine tehlikeli bir iş yapıyorsun. Hayatımın sonuna kadar kaçamam Polat. Başka çarem yok. İstediğin kadar burada, benim yanımda ailemle birlikte kalabilirsin. Sana her türlü desteği vermeye çalışırım. Ama eğer gitmen gerektiğini düşünüyorsan, kararına saygı duyarım. Onlara gitmem gerek. Ama elim boş gidemem. Her şey için çok teşekkür ederim Safiye. Gidiyor musunuz? Evet. Sizi geç buldum, erken kaybettim. Biz de hemen alışmıştık size. Yeniden gelecek misiniz? Seninle daha uzun zaman geçirmeyi çok isterim Elif. Gelmeye çalışacağım. Tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın. Güle güle. Sayın Karun, Sayın Algis. Hitler Polonya'ya girdiğinde, İsrail Kudüs'te devlet kurduğunda ya da Birleşik Devletler Irak'a girdiğinde hepsinde değişmeyen tek bir gerçek vardı. Kutsal krallığımızın egemenliği. Savaşları başlatan ve bitiren, devletleri yıkan ve sonra yeniden kuran Yüce Konsey'in mutlak iradesidir. Geçmişte de bu böyleydi. Gelecekte de böyle olacak. Ama sen Ferdinand, krallığımızın egemenliğini arzu ettiğimiz şekilde kullanamadın. Sayın Karun, ben sizin çıkarlarınıza aykırı hiçbir şey yapmadım biliyorsunuz. İstediğiniz gibi bölgedeki bütün terör gruplarını besledim. Hepsine para ve silah sağladım. Bizzat kendi ordumla Suriye'deki savaşta neler yaptığımı çok iyi biliyorsunuz. Peki ya Türkiye? Neden aynı başarıyı burada gösteremedin? Bunun o kadar kolay olmadığını siz de iyi biliyorsunuz. Türkiye sıradan bir Orta Doğu ülkesi değil maalesef. Ayrıca... Polat Alemdar mı? Evet, Polat Alemdar. Ama merak etmeyin Sayın Karun. Çok yakında öyle bir derdimiz kalmayacak. Bunu inancımı yitirmeye başladım Ferdinand.
Beni artık desteklemediğinizi söylemek için mi buraya çağırdınız? Hayır. Yüce Konsey'in sana son bir şans tanıdığını söylemek için çağırdı. Çok yakında İstanbul'da büyük konsey toplantısı olacak. Bu toplantıdan çıkacak kararla sana idealindeki Babil Devleti'ni kurma fırsatını vereceğiz. Bu cömertliği karşısında Yüce Konsey için ne yapmam gerekiyor? Asya ve Avrupa'yı birbirinden ayıracaksın. Büyük toplantıya kadar İstanbul'un üç köprüsünü de ortadan kaldıracaksın. Eğer bunu yapabilirsen, kurmak istediğin Babil Devleti'nin anahtarı artık senindir. Mete için söyleyebileceğim tek şey, su testisi su yolunda kırıldı. Bu defa yanlış atı oynadı. İki ortağım da artık yoklar. Kaybettiklerimin hesabını kimden soracağım ben? Şu an kimseden hesap soramazsın Kenan. Ortalık tamamen karışmış durumda. Baksana, Polat Pusat'ı kaybetmiş. Bu acıyla adamın sağ solu belli olmaz. Baba, böyle oturup bekleyecek miyiz yani? Neler olduğu netleşene kadar kimse yerinden kıpırdamayacak. Babanız haklı Kenan Bey. Şu an sakin olmakta yarar var. Yusuf gelmedi mi hala? Sekretere söyledim. Gelince haber verecekler. Nereye gittiğini bilen yok mu? Sabah birlikteydik. Biraz hava alıp geleceğim dedi. Evlilik meselesi açıldığından beri Yusuf'un canı sıkkın. Aramızda konuştuğumuzda gayet sıcak bakıyordu. Sorunun ne olduğunu sanmıyorum. Bilemiyorum. Gerçekten gelip teslim olacak mısın? Evet. Bu çok riskli bir hareket. Senin hakkında verilen kararı bilmiyoruz. Onlara gittiğinde başına her şey gelebilir. Yoksa benim için endişeleniyor musun? Bunu neden yapıyorsun? Başka çarem yok. Peşimdeler. Dün bir saldırıya uğradım. Uzun süre kaçamayacağımı ikimiz de biliyoruz. Bu yaptığın bir çözüm olacak mı peki? Denemek zorundayım. Peki ne diyeceksin onlara? Gerçeği anlatacağım. Bunu yaparak beni de zor duruma düşürdüğünün farkında mısın? Aksine. Benim bu adımım senin daha rahat hareket etmeni sağlayacak. Anlamıyorum. Ben babama söylemek istediğimde neden izin vermedin öyleyse? Gerçekleri konseyin bilmesi başka, Fehmi'nin bilmesi başka şey. Konsey çıkarları gereği bunun gizli kalmasına ikna edilebilir. Ama Fehmi öğrenirse neler yapacağını bilemeyiz. Ne istediysen söyledim. Bak Suzi, yeterince canım sıkkın. Senden daha kıymetli adamlar bulmama yardım et. Seni bırakayım. Bu sistemin içinde sen de yaşadın Cahit. O günleri hatırlatma. Senin için iyi olmaz. Beni anlaman için söylüyorum. Bizim gibi görev adamlarına kendileri için tehlike yaratacak bilgiler vermediklerini sen de biliyorsun. Bana ne yaparsan yap,
Onlara ulaşacak bilgiyi elde edemezsin. E tabii seni adam yerine koyup doğrudan bir şey söylememiş olabilirler. Ama mutlaka benim işime yarayacak bir şeyler duymuşsundur. Bir toplantıdan bahsettiler. Ne toplantısı? Konseyin İstanbul toplantısı yakında gerçekleşecek. Gölgenin izini nereye kadar takip edebildin Muhsin? Baskından sonra kaçan araçlar en son şu bölgede görülüyor. Ondan sonra farklı yöne dağılıyorlar. Ve bir daha izlerine rastlanmıyor. Kuzeyde bir yerde olmalılar o zaman. Abi, çok geniş bir alan. Sadece ormanlık da değil. Bir sürü yerde yerleşim var. Ben çalışmaya devam ediyorum. Ama henüz hedefi daraltacak başka bir iz bulamadım. Sadece güvenlik kameralarına bağlı kalma Muhsin. O bölgeden internette paylaşılan bütün fotoğrafları ve görüntüleri tara. Sosyal ağlar, video paylaşım siteleri, internet üstünden yapılan canlı yayınlar. Ulaşabildiğin ne varsa tara. Mutlaka bir iz daha bulmalıyız. Tamam efendim. Yeni bir şey var mı Cahit? Abi konseyin yeni toplantısı İstanbul'da yapılacakmış. Nerede, ne zaman? Onlarla ilgili bir şey bilmiyor abi. Tamam, ben onunla ilgileneceğim. Siz gölgenin izini bulmak için çalışacaksınız. Tamam abi. Muhsin'in işaret ettiği bölgede gerekirse kapı kapı dolaşacaksınız. Tamam abi. Beni öldürmeyin. Seni öldüreceğim. Yalvarırım beni öldürmeyin. Ne biliyorsam Cahit'e anlattım. Sen ve temsil ettiğin güçler bizim vatanımızda kan döktünüz. Hiçbirinizi yaşatmayacağım. Senin de parçası olduğun pisliklerin hepsini tek tek temizleyeceğim bu topraklardan. O yüzden bana yalvarma. Ama daha fazla canın yanacak diye korkuyorsan, endişe etmene gerek yok. Senin gibi pisliğe elimi sürmem. Kafana sıkarım, ölürsün. Anladım, anladım. Eğer bana bütün bildiklerini anlatırsan, bir süre daha yaşamana ve eğer varsa onurunla ölmene izin veririm. Ne anlatmamı istiyorsun? Konseyin İstanbul toplantısı ne zaman, nerede yapılacak? Yakında yapılacağını biliyorum. Ama kesin tarihini bilmiyorum. Yerini de sadece katılımcılar öğrenebilir. Konseyle görüşmek isteyen üyeler onlara haber iletirler. Ve onların yönlendirmesiyle görüşme gerçekleşir. Doğru mu? Evet, doğru. Konseyle görüşmeye giderken nereye götürüldüğünü asla bilmezsin. Buluşma yeri, götürülen yer ve aracılar her seferinde değiştirilir. Bu da doğru mu? Kesinlikle doğru. O zaman bana ölüm kalım durumunda üyelerin konseyle görüşmelerini sağlayan acil durum protokolünü anlat. Niye buradayız? Biraz boğaz havası ikimize de iyi gelmez mi sevgili dostum? İstersen hayalindeki Babil Kulesi'ni buraya dikelim, ne dersin? Boğaz manzaralı Babil Kulesi.
Çok yakında bu manzara kalmayacak Ürgen. O yüzden keyfini çıkar. Üç köprüyü birden havaya uçuracağım. Anlamadım. Anlamayacak bir şey yok dostum. Asya ve Avrupa'yı birbirinden ayırmanın zamanı geldi. Bu konseyin emri mi? Karşılıklı bir anlaşma. Karşılığında ne alacaksın? Babil'in anahtarı sonsuza kadar benim olacak. İşte o zaman sevgili dostum, Babil Kulesi'ni istediğimiz yere dikebiliriz. Hatta belki bu köprünün yerine onu dikeriz. Bak Yürgen. 1, 2, 3. Boom. Buradan kaçmamız lazım Hüsnü. Polat'a ulaşmalıyız. Girerken gözlerimiz bağlı olduğu için nöbetçi sayısını tespit edemedim. Fakat adımlarımı sayarak çıkış yolunu aklımda tuttum. Aferin evladım. Senin gibi bir adama neden deli diyorlar anlamıyorum. Ben de anlamıyorum. Birileri geliyor. Nihayet istasyonumuzun bilim ekibiyle tanışma şerefine ulaştık. Alanlarında dünyanın en iyi profesörleri. Hangi alanda iyiler? Boş boş oturmakta mı? Özür dilerim Anadolu Hanım. Tanışmayı unuttuk. Benim adım Kaiser. İstasyonun şefiyim. Bu hırsız. Bu da kimyanın dahi çocuğu Zerko. Memnun oldum. Ben hiç memnun olmadım. Ziyareti kısa tutacağım. Ama sık sık kontrole geleceğim. Bilginiz olsun. Çalışmalarınızı takip ettim. Gerçekten daha iyice. İzin verirseniz katılıp izlemek isterim. Daha sonra katılırsın Zerko. Şimdi benimle geliyorsun. Tinercimiz eksikti. Ben artık buradan canlı çıkamam Hüsnü. Onlara hizmet etmeyeceğimi anladıklarında beni öldüreceklerdir. Sana vasiyetimi söyleyeceğim. Dinle, dinle. Sözünüzü kestiğim için özür dilerim Anadolu Hanım. Fakat vaziyetinizi bana söylemeyin. Polat Bey'e belki söyleyebilirsiniz. Çünkü ben sizi buradan çıkaracağım. Ha. Hiç zannetmiyorum. Kolay gelsin. Sağ olun, buyurun. Bir kimya şirketi vardı buralarda. Biliyor musun? Bilmiyorum abi. Peki teknoloji Ar-Ge'si yapan bir firma biliyor musun? Yok abi, onu da bilmiyorum. Siz ne iş yapıyorsunuz burada? Bizimki ithalat ihracat abi. Sağ ol kardeşim. Hayırlı işler. Eyvallah. Abi ne tarafa gidelim? Ne bileyim ben. Git işte bir yere. Thank you.
Devam et. Burdayı sürmek araziden daha zor komutanım. Leş yiyici hayvanlar nereye gideceğine kendileri karar veriyorlar işte. Biz de peşinden böyle geziyoruz. Tam olarak biz ne arıyoruz Yasin komutanım? Pislik. Yusuf, sana satranç oynamayı öğrettiğim günü hatırlıyor musun? Hayal meyal. O gün bana çok iyi bir baba olduğumu söylemiştin. Ve keşke annem de hayatta olsaydı demiştin. Baba, sende gerçekten fil hafızası var. Yıllar öncesini böyle cümle cümle nasıl hatırlıyorsun? İnsan yüreğine dokunan şeyleri kolay unutamaz oğlum. Sen hep anne özlemi çektin. Babam hep bu yüzden evlenmem gerektiğini söylerdi. Ama ben bencilce davrandım. Yani sırf size anne olacak diye biriyle evlenmek istemedim. En doğrusunu yapmışsın bence. Bunun için pişman olmadığımı söyleyemem. Ben çok güzel bir çocukluk yaşadım sayende. Evet, annemiz yoktu. Ama onun yokluğunu aratmamak için çırpınan bir babamız vardı. Günlerdir geçmişi düşünüyorum Yusuf. Verdiğim evlilik kararını gözden geçiriyorum. Yine bencilce davranmak istemiyorum. Kimse bencilce davrandığını düşünmüyor. Kendine de bize de haksızlık etme. Bak Yusuf, Asya ile evlenmeme sıcak bakmadığının farkındayım. Eğer bu meseleyle alakalı bir sıkıntın varsa lütfen benimle paylaş. En başından beri söylediğimin arkasındayım. Sen mutlu olacaksan ben de mutlu olurum. Tanıdıkça onu seveceğine inanıyorum. Fehmi Bey, Semra Hanım geldi. Efendim, bekletmek istemezsiniz diye düşündüm. O yüzden buraya yönlendirmelerini söyledim. İyi yapmışsın Hakkı. Başsağlığı için gecikmem çok tatsız oldu. Ben odama geçiyorum. Hı hı. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş geldiniz efendim. Buyurun lütfen Semra Hanım, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Karşınızda ve emrinizdeyim. Senin cesur bir kadın olduğunu biliyordum Asya. Ama karşıma çıkarak beni şaşırttığını söylemeliyim. Sizden kaçmak asla benim yapacağım bir şey değil. Boynum size karşı kıldan incedir. Eğer teslim olmasaydın ve yakalansaydın, hakkındaki kesinleşmiş ölüm kararı hemen uygulanacaktı. Şimdi kendini anlatmak için söz hakkı kazandın. Önce Ozi'den başlayalım. O nerede? Bilmiyorum. Bu konuda bizi aydınlatmanı bekliyorum.
Olayın başlangıcını bildiğinizi düşünüyorum. Ozi bana Mete'nin yerini bildiğini söyledi. Gittiğimde tuzağa düştüm. Ben Mete'nin elinden kurtuldum ama Ozi'nin başına neler geldi öğrenemedim. İlk anda Ozi'nin sizin için çalışıyor olabileceğini düşünmedim. Bana ihanet ettiğini düşündüm. Peşimden gelenlerden kurtuldum ve saklandım. Sonra düşünme fırsatı buldum. Size geldim. Yusuf hakkındaki gerçekleri anlat. Yusuf'un benim oğlum olduğunu öğrenmişsiniz. Bu bilgiyi ben de çok yakın zamanda öğrendim. Size söylemeden önce kesinleştirmek istedim. Şimdi doğruluğundan eminim ve işte söylüyorum. Nasıl olur da sen bunu bilmezsin? Yıllar önce Türk Devleti adına ajan olarak çalıştığım kısa bir dönem vardı. Benim bebeğimi aldılar ve ben de onlardan nefretle uzaklaştım. Peki Yusuf'un babası kim? Hamileliğim laboratuvar ortamında suni döllenmeyle gerçekleştirildi. Babasının kim olduğu bilinmiyor. Sonrasını da bilmiyorum. Çok da ilgilenmiyorum. Ama benim kaderimi çizecek olan sizlere şunu söyleyebilirim. Beni ister öldürün, isterseniz emrinizde çalışmama izin verin. Benim size karşı bir ihanetim olamaz. Ben bundan sonra oğlum Yusuf'la birlikte sizin daha büyük hizmetkarınız olacağım. Fehmi Kuzuzade'nin bu durumdan haberi var mı? Hayır, yok. Eğer yaşamama izin verirseniz, Fehmi ile yapacağım evlilik Kuzuzade ailesi içinde sizin daha da güçlenmenize yol açacaktır. Başsağlığı için ben size uğrayacaktım Semra Hanım ama siz gelerek beni mahcup ettiniz. Büyükler kusura bakmaz. Mete Bey için çok üzgünüm. Bense çok kızgınım. Onu defalarca ikaz etmiş olmama rağmen beni dinlemedi. Anasının sözünü dinlemeyenin sonu budur. Benim bildiğim Mete Bey, bu hayatta bir tek sizin sözünüze ehemmiyet verirdi. Onlar hep laf. Aklına estiği gibi davrandı. Beni dinleseydi, Polat'ın karşısında değil, yanında olurdu. Ama Polat, bu yaptığının hesabını verecek. Bana ölmeden önce evlat acısını da yaşattı. Semra Hanım, gerçekten çok üzgünüm. Ne diyeceğimi bilemiyorum. Ne dersen de, yüreğimdeki acıyı dindiremezsin. Haklısınız. Böyle durumlarda sözler yetersiz oluyor. Ama benden yapmamı istediğiniz herhangi bir şey varsa lütfen çekinmeyin. Hayır. Hiç kimseden bir şey istemiyorum. Kendimi toparladıktan sonra gerekeni ben yapacağım. Buraya bana başsağlığı dile diye gelmemiştim. Ziyaretimin sebebini söyleyeyim. Oğlumun vasiyetini yerine getirmek için geldim. Mete'nin avukatı bu sabah getirdi. Sana yazmış. Ve benim getirmemi istemiş. Rahatsız olma. Ben çıkarım. Hakkı Semra Hanım çıkıyor. Aracına kadar eşlik eder misin? Fehmi Kuzuzade, eğer bu mektubu okuyorsan, yüzyılın en büyük sırrı ifşa olmuş demektir.
Bu iyiliği sana neden yaptığımı merak ettiğine eminim. Eğer bu mektubu okuyorsan, beni ya Polat ya da takma adı Asya olan eski istihbarat ajanı Zeynep öldürmüştür. Gerçekleri öğrendiğinde onlardan intikamını alacağından şüphem yok. Hikaye şöyle ki, Yusuf senin oğlun değil. Yusuf, Polat ve Zeynep'in oğlu. Hiç kimseden öğrenemeyeceğim bu gerçeğe karşılık senden tek bir isteğim var. O da anneme sahip çıkman. Vahap Kuzuzade annemi severdi. Babanın hatırı için son nefesine kadar annemin yanında ol.
Sevgili dostlarım, bugün buradaki bu mütevazi topluluk yeni bir çağın başlangıcına tanıklık etmektedir. Kral yolunun İstanbul istasyonundan Babil Devleti'nin kuruluşunu müjdeliyor. Bu büyük hayalin gerçekleşmesine yalnızca bir hamle uzaktayız. Sizin de gayretlerinizle çok yakında bayrağımız diğer ülke bayraklarının yanında yer alacak. Babil Devleti kıyamete kadar hüküm sürsün! Hüküm sürsün! Hüküm sürsün! Hüküm sürsün! Hüküm sürsün! Hüküm sürsün! Okey. İşte bize Babil'in kapılarını açacak son hamle. İstanbul'un iki yakasını birbirinden ayıracağız. Bu son hamle bizim de sonumuzu getirebilir, gölge. Yanılıyorsun kadim dostum. Bundan sonra Türklerin iki yakası bir araya gelmeyecek. Onlar toparlanıp üzerimize yürüdüklerinde biz çoktan iki nehir arasını tutmuş olacağız. Bunu nasıl yapmayı planlıyorsun? İHA. İHA? İnsansız hava araçları. Kimsenin ruhu duymadan Boğaz köprülerine yanaşıp onları eş zamanlı olarak havaya uçuracağız. Muhtemel bir saldırıya karşı istasyonu savunabilmek için tam yetki istiyorum. Okey. Burada hepimiz senin emrindeyiz Kaiser. Tesiste tehlikeli çalışma alanları var. Öncelikle onların güvenliğini ele almalıyız. Elimizi çabuk tutalım. Günün sonunda şovumuz bütün dünya kamuoyuna servis edilmiş olacak. İşte Kaiser, bizi Kaf Dağı'nın ardına taşıyacak kuşlar. Abi hoş geldin. Yatıyorduk burada. Bir şey yapmıyoruz abi. Sizden başka kimse var mı burada? Yok. Buralara kimse gelip gitmez abi. Bu sıralar çevrenizde dikkatinizi çeken bir şeyler gördünüz mü? Bir tane köpek var abi. Ne zaman kapının önüne çıksak havlayıp duruyor. Bir de UFO'lar var abi. Bunun kafa hepten gitti abi. Sen ona bakma.
Anlat bakalım sen şu UFO'ları. Abi kimse inanmasa da ben gördüm. Ne gördün? Öyle bildiğin UFO'lardan değil. Bu başka. Kuş gibi. Büyük siyah kuşlar gördüm. Neredeler bu siyah kuşlar şimdi? Şimdi neredeler bilmem. Geçen gün bu taraftan geldiler. Bu tarafa doğru gittiler. Buraya sırtını verdin mi karşıya doğru gittiler. Telefonum olsa çekecektim abi ama yok. Abi bir çorba parası versene. Eyvallah abi. Altay, bu bileşendeki asit miktarını yükselt. Onlara istediklerini vermiş gibi göstereceğiz. Ama ürünler hatalı olacak. Peki hocam. Bu çok akıllıca bir hamle. Bize zaman kazandıracaktır. Değil mi? Hu hu, Sayın Selçuklu. Sonunda mesajımı doğru anlamışsınız. Sevindim. Buraya kontrol için adamların sürekli gelip gidiyor zaten. Senin gelmene gerek yoktu. Hayır, ben kontrol etmeye gelmedim. Size müjdem var. Yoksa hasta mısın? Bu gece tarihi bir gece Sayın Selçuklu. Dışarıda bildiğiniz her şey bu gece değişecek. İstanbul'a küçük bir estetik operasyon yapacağım. Bütün köprüler havaya uçacak. Avrupa ve Asya'yı birbirinden ayıracağım. Sen delirmişsin. Sen delirmişsin. Sayın Selçuklu, her lider birazcık deli değil midir? Yoksa dünya hiç eğlenceli bir yer olmazdı, değil mi? Bunları bize niye anlatıyorsun o zaman? Bu gece güç el değiştirecek. Artık doğru tarafı seçmeyi bir daha düşünün istedim Sayın Selçuklu. Çıldırdı bunlar ya. Buradan hemen çıkmalıyız Hüsnü. Bu iblisi ancak Polat Alemdar durdurabilir, anlıyor musun? Sözlerinize harfiyen katılıyorum. Harf demişken izninizle ben H planına geçiyorum. H planı da nedir evladım? Hap'ın H'si. Yani hap planı. Davullar çalmaya başladı işte. Dur! Nereye geliyorsun? Gelme dur! Haydi gidiyoruz. Elini daha sonra da kullanmak isteyebilirsin. Anahtar ne işe yarıyor? Açmaya. Neyi? Güvenlik panellerini. Tesis davetsiz gelen misafirler için bir kapana dönüşür.
Nereye hırsız? Zarko'ya bir ilaç yaptırıyorum. Ona bakacağım. Ayık kal. Sana ihtiyacım olabilir. Tabii. Hava araçlarına patlayıcılar yüklendi. Yarım saat içinde kalkışa hazır olacaklar. Köprülerin her birinin servis yollarına dörder tane insansız hava aracı iniş yaptığı anda patlamalar eş zamanlı olarak gerçekleşecek. Bana gösteri izleyebileceğim şehir kameralarını ayarlayın. Kameralar hazır. Kadim dostum, senin bu kaostan nemalanman gerekmiyor muydu? Yarın gong sesiyle birlikte ben de harekete geçeceğim. Tabii bunun için önce patlama seslerini duymamız lazım. Merak etme dostum, çok yakında duyacaksın. Biliyor musun? Dünya İstanbul Boğazı'nın henüz en güzel manzarasını göremedi Ariel. Efendim? Görüşmede sorun çıkmadı Yusuf. Her şey düşündüğüm gibi oldu. Bundan sonra ne yapacaksın? Artık saklanmama gerek kalmadığına göre Fehmi ile görüşmek istiyorum. Babam şirkette değil. Aradım ama ulaşamadım. Nerede olduğunu biliyor musun? Bugün önemli bir toplantısı olduğunu biliyorum. Ben de görüşemedim. Peki. Eğer benden önce iletişim kurarsan, yurt dışına gitmeme gerek kalmadığını, İstanbul'da olduğumu söylersin. Tamam, söylerim. İyi geceler. Sana da. Hayırdır? Asya aradı. Babama ulaşamamış, onu soruyor. Asya Hanım aileye alışıyor demek ki. Babamdan sonra kimi arayacağını çabuk öğrenmiş. İyi ki doğdun oğlum. İyi ki bizimlesin. Geçen yılki doğum günün hayatımın en korkunç günüydü. Şükürler olsun şimdi yanımızdasın. Ben hep sizin yanınızda olacağım. Baba. Siz benim ailemsiniz. Biraz da siz bahsedin o zaman. Mesela bugüne kadar neler yaptınız? Sizin bir çocuğunuz var mı? Yok. Ama eğer bir oğlunuz olsaydı, eminim annesinin bu güzelliği karşısında çok kıskanırdı.
Yusuf, oğlum, yemeğine hiç dokunmamışsın. Aç değil misin? Biraz başım ağrıyor baba. Sen de benim gibi şoktasın değil mi abi? Böyle bir sürprizle her gün karşılaşmıyoruz. Evet. Biraz sürpriz oldu. Ama sizin adınıza sevindim. Teşekkür ederim oğlum. Sizin desteğiniz ikimiz için de çok önemli. Siparişlerimi alacağım. Onlar sana yaramaz. Beyin kanamasından gidersin. Bana yarayacak olanlar nerede? He? Burada. Artık burnun kanamayacak. Umarım işe yarar. Duygularımı gizleyememekten nefret ediyorum. Ben de insani duygulardan nefret ediyorum. Bütün tesisi kilitleyen bir sistem varmış. Bundan haberin var mıydı? Kilit altında olmayı seviyorum. Hava araçları kalkışa hazır. Okey. Operasyon başlasın. Koruma panelleri devre dışı bırakıldı. Hava araçlarının tesisi terk etmesi için son 5 dakika.
İyi misin evladım? İyiyim efendim. Çıkış bu taraftan olmalı. Hadi. Selçuklu! Hocam! Çabuk olun! Hadi! Anadolu Hanım buradan götürün Altay Bey. Siz de gelin. Beraber kaçabiliriz. Ben onları oyalamazsam takip ederler. Haydi. Hocam iyi misiniz? Polat Alemdar'ın bu bölgede görüldüğünü öğrendik. Ne yapalım? Operasyonu engellemesine izin vermeyin Yürgen. Onları elinden kaçırma. Tamamdır. Arabaya binin gidin buradan. Çabuk. Aşağıdan yukarıdan yolun sonu görünüyor Hüsnü Bey. Muhsin. Şu anda bulunduğum konumun kuzey tarafını tara. Aradığımız istasyon orada bir yerde. Tamam efendim. Cahit, sana gönderdiğim konuma doğru gelin. Tamam abi. Durumu nasıl? Çok kan kaybediyor. Bezle pres yapın. Dayanın hocam, sizi hastaneye yetiştireceğiz. Yok. Yok. Hayır. Aracı durdur. Altay. Hocam. Aracı durdur dedim. İndirin beni. Hocam kan kaybediyorsunuz, hastaneye yetişmeliyiz. Hayır. Bak, bak benim için çok geç evladım. Yardım edin bana. Bırak ineyim. Bırak durdur şu arabayı. Durdur şu arabayı. Ay. Ay söyletme beni yavrum. Söyletme. Ölüyorum çocuklar. Beni şu çınar ağacının altına gömün. Orada çınar yok hocam. Sadece küçük bir ağaç var. Kocaman çınar ağacını nasıl görmezsin? Bak yanındaki ağaçlarla birlikte koca bir orman olmuş. Artık en büyük aşkımla, vatan toprağıyla kavuşmanın zamanı geldi Altay'cığım. Baksana, ne güzel de ışıklar var çınarın içinde.
Görüyor musun? Aa, annem de orada. Anne. Ah çocuğum. Anadolu Hanım. Ah canım oğlum geldi. Çabuk hastaneye yetiştirelim. Yok yok evladım. Murat'ım sen de bak orada. Görüyor musun? Oradaki ormanı. Oradaki çınır. Görüyor musun? Ha? Evet ha. Görüyorum. Bak. Polat'ım da görüyor. Gördü. Gördü. Hocam kendinizi yormayın. Yorulmayınca hayaller gerçek olmaz. Can Polat'ım. Duyuyor musun? Koca Çınar beni çağırıyor. Vatan size emanet olsun. Hüsnü nerede? Hüsnü Bey bizi kurtarmak için çok mücadele etti. İstasyon dedikleri yerde kaldı. Efendim Muhsin. Efendim bölgeyi taradım. O tarafta yakınlarda bir tek bina var. Tespit ettiğim binanın konumunu gönderiyorum. Onlar burada kalsın. Siz burayla ilgilenin.
Baba, sen burada mıydın? Neden karanlıkta oturuyorsun? Çok yorgunum. Işığı kapatmamı ister misin? Açık kalabilir. Baba, iyi misin? Başım çatlıyor. Tamam. Hemen ağrı kesici alıp geliyorum. Sağ ol oğlum. Gündüz söylediklerini düşündüm. Evet, yabancı birine bu kadar çabuk güvenip evlilik kararı almana biraz bozulmuştum. Ama madem sen Asya'yı evlenmeyi isteyecek kadar çok seviyorsun, o zaman gerisi teferruat. Yani düşündün, taşındın ve Asya ile evlenmemi onayladın. Artık için rahat, öyle mi? Evet. Bunu duyduğuma sevindim. Ha. Bu arada Asya Hanım akşam aradı. Sana ulaşamamış. İstanbul'da olduğunu söylememi istedi. Tamam. Teşekkür ederim. Ben odama geçiyorum. Sana iyi geceler oğlum. Sana da baba. Fehmi. İyi geceler Asya. Nasılsın? İyiyim. Kusura bakma, ancak arayabildim. Bugün yoğun bir gündü. Sesinden belli. Sen nasılsın? İyiyim. Sana güzel bir haberim var. Yurt dışına gitmeme gerek kalmadı. Bu gerçekten güzel bir habermiş. Yorgunsun. Dinlen sen. Müsait olduğunda görüşürüz. İyi geceler. Sana da. Alemdar'la ilgili bir haber. Henüz yerini tespit edemedik. Operasyon için hazırlıkları tamamlayın. Daha fazla gecikme istemiyorum. 10 dakika içinde harekete hazırız. Hızlı olun.
Anadolu Selçuklu da tarihteki yerini aldı. Bir bedeli olacaktı. Oldu Ariel. Patlatmak için insansız hava araçlarını kullanacaklar. Kimseye görünmeden nasıl yapacaklar ki? Araçlar radara yakalanmıyor. Hem yakalansalar bile patlayıcı taşıyorlarsa müdahale etmek çok riskli. Onları havalanmadan halletmeliyiz. Evet Yasin. Abi, çevreyi araştırdık. Tesise giriş mümkün görünmüyor. Üç giriş noktası da yüksek teknolojiyle korunuyor. Ve tesisin içinden kontrol ediliyor. Bir komuta merkezi olmalı. Bütün birimler aynı merkezden kontrol ediliyor. Merkezin nerede olduğunu henüz bulamadık. Dışarıda yaklaşık 20 adam var. Telsizle haberleşiyorlar. Ayrıca her yer kameralarla izleniyor. Kör noktayı tespit edemedik. Abi, avludaki araçları patlatırsak kendimize bir yol açabiliriz. Kumanda merkezini devre dışı bırakmadan istasyonun içinde kapana kısılırız. Erhan, Muhsin'i bir ara. Bakalım o ne yapmış. Muhsin, bir şey buldun mu? Tesisin uydu görüntülerini temin ettim efendim. Isıya duyarlı kamera görüntülerine ulaştım. İçeride yaklaşık 30 adam var. Dikkatini çeken bir şey var mı? Tesiste yüksek sıcaklık tespit ettiğimiz bir nokta var. Elektronik aksamın olduğu bölüm. Orası kesin komuta merkezidir. Hemen bilgileri gönder. Tamam efendim. Hava araçları harekete hazır. Koruma panelleri devre dışı. Geri sayım başladı. Devamını kendi odamda izleyeceğim. Kadim dostum. Sen siyah sancakla tesisin dışındaki elemanları halledersin. Biz içeri giriyoruz. Tamam abi. Hadi gidiyoruz. Neler oluyor burada? Sistem iptal oldu. Artık insansız hava araçlarını kontrol edemeyiz.
Onlardan bu kadar kolay vazgeçemem. Tekrar dene. Kontrolü tamamen kaybettik. Ayrıca güvenlik panelleri de devre dışı. İçeri girmeleri an meselesi. Hayır dostum. Bu bir ölüm kalım meselesi. Hüsnü? Hüsnü? Hoş geldiniz Polat Bey. Sizin helalleşmeden son nefesimi veremedim. Burada ölmeyeceksin Hüsnü. Biraz dayan. Benim vadem doldu efendim. Sizden son bir ricam olacak. Gölge denen mesnetsiz adam boğazdaki köprüleri patlatacak. Ben üçüncü köprüden henüz geçemedim. Ama diğer ikisinde çok hoş anılarım var. Lütfen köprüleri patlatmalarına mal olun. Tamam Hüsnü. Sen kendini yorma. Hayır efendim. Ben bunu duymadan gidemem. Onun bundan sonra göreceği tek köprü Sırat Köprüsü olacak. Teşekkür ederim. Hakkınızı helal edin. Helal olsun. Helal olsun. Helal olsun. Müsaadenizle. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammed abduhu ve resulü. Jürgen'le biz ekiplerin başında olacağız. Kaybedecek olursak Ariel'le siz güvenli odaya geçersiniz. Vuruşmadan ne zaman kaçtık Kaiser? İstasyonu Alemdar'a teslim etmeyeceğim. Ekstra bir vuruşma olacak. Ben ne olacağım? Her şeyi çalamazsın. Yaşamayı hak etmen gerekiyor. Thank you.
Sniper var. Abi. Şimdi değil Erhan. Nerede olduklarını göremiyorum. Bu taraftalar. Çıkıyorum, bekleyin. Cahit! Gel! Biz çıkınca sıra sende Erhan. Tamam abi. Şimdi Cahit. Yasin, siz dışarıda kalın. Biz içeri giriyoruz. Hadi.
Cahit! Fedaileri salın. İstasyon düştü gölge. Kaiser istasyon düştü diyor. Gidelim, başka türlü sağ çıkamayız buradan. Alemdar'ı öldürmeden olmaz. Kaiser istasyon düştü diyorsa düşmüştür. Durum nedir Kaiser? Ayrıntı ver. Dışarıda hiç adımımız kalmadı. Binanın tüm çıkışları tutuldu. Gidelim kadim dostum. Abi bu taraftalar. Sürüngen. Cahit. Ulan kaçmanın kitabını yazdı. Bu da sana mutlusun. Anlaşıldı.
Okey. Sen beni bırak. Kendi canını kurtar. Kendini yorma dostum. Gerisini bana bırak. Aşağılık herif. Ben hayatımı böyle kazanıyorum dostum. Binayla birlikte bunları da imha edin. Tamam abi.